Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Değerli beğenileriniz ve izlemeleriniz için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili arkadaşlar Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefi Bailey diyerek haberimize başlayalım. Haber turumuza başlayalım. Bir an önce bitirelim. İnşallah 8-9 dakikada videomuzu paket servis yapalım. Ama bir tane bir şey dağıtmam lazım arada. Napoli'nin Kalido Kolibali sonrası Manchester United'tan Erik Bailey'i kadrosuna katabileceği belirtilmiş. Bailey ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe girmiş demiş. Ulan demiş aman ben Bailey ile ilgileneyim. Bunlar Bailey'i meyliği Bailey alamasın. Tekrar dönsünler Kim Minji için teklif yükselsinler. Hakikaten de öyle oldu. Şu anda Napoli teklifini yükselterek Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çalmış durumda Kim Minji için arkadaşlar. Evet bugün zaten sosyal medyada duydunuz. E, duymuşsunuzdur ya da duymadıysanız da duymuş olun. 20 milyon euroya yükseldi diye. Bu iş gittikçe benim peşin 20 taksitte 23 olayına depar atıyor gibi. Ayrısı bakalım. Şimdi Manchester United'dan Erik Bey li. ya 28 yaşında futbolcu. Yani e, ilk tercihi Napoli'ymiş de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın izni varmış da Manchester United 38 milyon euro ödemiş de falan da filan da Inter'de Milan'da. Futbolcunun transfer marketine girin 6 milyon euro yazıyor. Yani birçoğunuza göre çöp. Evet arkadaşlar birçoğunuz sadece transfer market değeriyle çöp ilan etme potansiyeline sahipsiniz. Bu bir. İkincisi 12 Nisan 94 doğumlu 28 yaşında yaşlı size göre Not, Peste bana göre yaşlı. Ya bana göre Peste 23-24 yaşın Üstündeki futbolcular küfür ediyor gibi geliyor bana. Ya direkt satasım geliyor. 24'ün üstü benim için çok yaşlı. Oy 187, dişi Sahil'inin milli takımının topçusu. Vallahi şimdi bir şey söyleyeceğim de en sona mı söylesem, şimdi mi söylesem? 2016'da 38 milyon euroya aldıkları beylinin şu anda 2 milyon euroluk bile değeri yok benim gözümde bu sene Manchester United'da nal toplayan oyunculardan biriydi. Açık söyleyeyim. Manchester United'da bu sene e, savunmada şu Lindelof muydu? O? Bir tane eleman vardı. Allah'ım ya yarabbim. Yani birkaç maçını izledim. Manchester United'ın bir hat-trick yaptığı maç vardı şeyin. E, Ronaldo'nun. Ulan onu ne yine neyse de. Ya dinlen imandan çıkarttı bu beyle. Bak şunu söyleyeyim. Alex Telles'i Fenerbahçe'ye yazıyorlar. Haberiniz var mı? Sosyal medyada gördünüz mü? TLS'i düşünmüyorlarmış. 15 milyon euroya aldıkları TLS'i. Ben de onu anlamıyorum. 5 Ekim 2020'de nasıl 15'e aldınız 40 milyon euro piyasa değeri varken bu portföyler aranızda ne var? Not. Galatasaray'ın sanırım bir alma maddesi vardı. Belli bir fiyat alsaydı üstüne ekleyecekler diye belki de onu beklemek için Ali alikoçülle yapmıştır. Öyle olmuyor muydu? Mesela bak Alex TS için Galatasaray 6 milyon 150 bine aldı. Sonra 1 milyon 300 bine Inter'e kiraladı. Bir de 7 milyon 350 bin euroya Porto'ya sattı. Yani 8.6 yaklaşık 2.5 falan karı oldu. Şimdi Alex TS için Fenerbahçe alsa kiralsa falan filan diyorlar da bilmiyorum çok mantıklı gelmiyor bana arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim laf arasında gelmişken. Kim Minji için de biraz uğraştıracak gibi. Kim Minji demişken üstüne vazife olmayan bir tane e, canlı yayınlara çıktığında da Fenerbahçe taraftarının acaba hani ne derlerdi ona iç, içme miydi şey yap, yapıp da mı yayına çıktı diyorlar su içip mi yayına çıkmış bir tane şahıs ulusal bir kanalda Kim Minji'nin demiş 17-18 milyon euroya satıldığını okudum 17-18'e satılmadı yanlış okumuşsun yani kafan herhalde sakin değil. 20 artıya satacağız inşallah. Kim Minji'ye kim 17-18 milyon euro verir? Kapa bildirilmeden ikna olmam demiş. Ee, yani istiyorsan tıpayla da bildirebiliriz. Sıkıntı değil ne şekilde bilmek istiyorsan. Bir Galatasaray sayfası mesela şeyi paylaşmış. Kim Minji ile marka alıyor. Biz en iyi oyuncumuzu 12'ye satıyoruz da Galatasaray olarak da. Hani bu Kim Minji markadan daha kötü diye. Ya ve el insaf ya. Sadece Galatasaray-Fenerbahçe maçının özetini açın. 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika neyse izleyin. Benim Twitter hesabımda 1.48'lik var. 1 dakika 48 saniye. Sadece 1 dakika 48 saniye izleyin. Yani futbol bilginiz mi yok, vicdanınız mı yok anlamıyorum. Sadece 1 dakika 48 saniye izleyin. Bakın bakalım. Sadece bu videodan yola çıkın ya. Yani komple sezon boyunca profili böyleydi. Anlatabiliyor muyum? Sezon boyunca profili böyleydi. Ya işte biz niye futbol satamıyoruz? Lan Ömer Baryan mı satacaksın? Talyan'ı mı satacaksın? Ben bunları dediğim zaman diyorsunuz ki yok Galatasaray düşmanı yok şöyle böyle. Lan kimi satacaksın? Gomis'i mi satacaksın? Kimi satacaksın? Kimi? Sen Galatasaray olarak ölmüşsün ağlayanın yok. Fenerbahçe'nin bilmem ne yarıştıracağım diye uğraşıyorsun. Cagne 1 milyon 700 bin euro değere düşmüş. Kimi satacaksın ya? Kimi satacaksın? Ya senin karşındaki takım Fenerbahçe alıyor Atilla Salahi'yi. Riske giriyor. Bire bir buçuğa alıyor götürüyor. Çat. Bitti. Sen Cagney'i 13 milyon euroya bilmem ne yarışı yapacağım diye aldın. Saçma sapan yerlere, saçma sapan fiyatlara kere aldın. Şimdi diyorsun ki gitsin gitmesin. Engomi Gomis'e bilmem kaç milyon euro para veriyorsun. Hani Galatasaray konuşmak istemiyorum arkadaşlar. İtici geliyor. Ama yani ortada da bir gerçek var. Konuşmamız gereken bir gerçek var. Fenerbahçe bu transfer işini iyi yapıyor. Şimdi Fenerbahçe'de de veda zamanı. Kimlerin veda zamanı? Ya şu an için Kim Minji'nin vedası ufukta gözüküyor gibi. Son dakikada Ali Koç fiyat yükseltip ulan kal al olan fazladan para veriyorum falan demezse. Bir. Ama bence Ali Koç Şampiyonlar Ligi maçında oynasın diye yapıyor diyecek olsam cık, o da olmaz. Listeye verilmedi. Hani Henrique geldi. Değil mi? Buruma kiralandı. Hani e, gelenleri tek tek saymıyorum arkadaşlar. Mesela Emre Mor falan filan diye de. Bunları tek tek saymanın lüzumu yok. Peki kim gidecek? Mesela e, Fenerbahçe'den kaç kişi gidecek? Ben şunu söyleyeyim. Birileri yanık kremlerini hazırlasın. Çünkü Fenerbahçe'den gidecekler de para kazandırıp gidecekler. Yani bakın arkadaşlar. Bunları hani 8 dakika 9 dakika demem ama kusura bakmayın. Çenem açılmak zorunda. Ya yabancı kuralı var mı? Var. Fenerbahçe'de var, Galatasaray'da var. Galatasaray elinden zar zor gönderirken Fenerbahçe bak şu anda şu anda kimler var? Atilla Salahi 12 milyon euro masada ya hazır ya 12 milyon euro ya. Şimdi az konuşacağım onu. O Samuel bugün sat 15. Kisenant bugün sat 2 artı. Novak satıyorum mu 1 milyon artı. Bak 1 milyon artı. Valencia. Valencia'na ilgili bir duyum geldi. Üyelere verdim. Abonelere vermeye cesaret edemiyorum. O kadar güzel bir duyum. Allah nazardan saklasın. Bu Valencia'nın duyumu doğru çıksın forma dağıtırım. O derece bir duyum, inanılmaz bir duyum. İnşallah doğru çıkar. E Berisha 4-5'e gitti gidiyor.com. E Crespo ona 10, 10 artıya gitti gidiyor.com. Zait 6 artıya gitti gidiyor.com. Pelkas 4 artı, Rossi 12 10 artı teklif var. Hadi ben 12 diyeyim size 10 deyin. Bir tek Gustavo, Gustavo'ya bile servisi serviste teklif var. Yıllık ücretten gitmiyor. Samat'ta Kolker, Lemos Max Meyer. Ya Fenerbahçe'nin bak Fenerbahçe'nin bazen eleştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki ya Rogon'la çok işbirliği yapıyoruz. Abi Rogon'la işbirliği yapıyorum. Şundan bundan işbirliği yapıyorum ama şimdi işini görecek işte. Allah aşkına bak. Tek tek sayayım. Tiserant 1, Novak 2, Berisha 3. Hani gitmesi zor olanlardan bahsediyorum Gustavo 4, Samatta 5, Kolkır 6, Lemos 7, Max Meyer 8. Hadi bunların içinde belki ee, Dice Pelkas falan filan şöyle bir ya 6-7 tane ismini sen anında gönderebilecek kapasitedesin. Galatasaray kimseyi gönderemiyor. Otursun bunlara yansın. Yani Mergin Berisha mesela Berisha, Tisserand açıklandı açıklanacak arkadaşlar ama uzun bir süre var merak etmeyin. Kadroda şu anda transfer markada e yazıyor olması sonsuza kadar bizde anlamı taşımıyor. Gustavo, Samat da ya en azından kalsalar bile yıllık ücretlerinde bir şey düşünüyoruz. Mesela Samat Kızıl Yıldız. Bence bitecek bu olay inşallah. Derken bizim sıkıntımız şurada. Atilla Salahi arkadaşlar. Ben bu videonun da başlarına muhtemelen şey yazacağım. Hani e, Kim Minji şoku geçmeden Atilla Salahi'nin yolu açık olsun diye. Arkadaşlar Atilla Salahi'ye Premier Lig ekibinden Fulham'dan bir teklif var. Hocam 12 olan masada 12 olan teklif Fulham'dan mıydı? Hayır. Fulham'dan değil arkadaşlar. Nottingham Forest'ın da Salahi için e, Fenerbahçe'den bir Fenerbahçe'ye bir teklifi vardı. Onlar mıydı? Onun için bir şey diyemem. E, ama onlar da Salahi alamayınca gidip 10 milyon euroya Musa Niakate'yi almışlar. Şimdi Atilla Salahi Fulum yolcusu diyor. Tabii ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bir şey diyemem yani açıkçası e, ne kadar doğrudur bir şey diyemem bu duyuma ama bir şeyleri doğrulayabilirim. Neyi doğrulayabilirim? Arkadaşlar Fulham 15 milyon euroyu gözden çıkarmış. Ama bonuslar, bonuslar, bonuslar şeklinde Ali Koç da 20 milyon euro istiyor diye sosyal medyaya haber düştüm. Tam olarak böyle değil. Ali Koç aslında 12 artıya satma niyetinde. Fakat Şampiyonlar Ligi eleme turundan sonra ya da İlk maçtan sonra satma niyetinde. Şimdi düşünsenize. Ballı ekmek kadayıfı senaryosu üreteyim size. Fenerbahçe Kiev deplasmanına daha doğrusu Polonya'ya gidip Kiev'i 3-0 yendi diyelim. Yani misal verelim. 3-0 yendi diyelim. <laughs> 3-0 yendi diyelim. Misal. Yani Salah'ı da satabilirsin. Kim de satabilirsin. O ara futbolcu da çekebilirsin getirdiğin futbolcuları ilk maça kadar hazır edebilirsin, ikinci maça kadar daha da iyi yapabilirsin vesaire vesaire. Ben şunu söyleyeyim, Ali Koç'un inadı kırıldı falan filan diyorlar ama geçiniz. Ee, Fenerbahçe kariyerinde 65 maça çıktı. Kim Minji ile uyumu iyiydi. Vitor Pereira döneminde üçlü savunmada performansı giderek düştü. Normalde Kim Atilla Salah'ı üçlü savunmada daha iyi oynarken bizde katkısı yani savunma yönünde sıkıntı yaşadı. Zaman zaman sol bekte görev yaptı. Fenerbahçe formasına 4 gol 2 asist. Hiçbir maçta kırmızı kart görmedi. Ben şunu söyleyeyim Atilla Salah'ın bence gitme zamanı geldi. Ama inşallah şu ee, Kiev maçlarını atlatırız. Öyle gider. Hatta keşke elimizde şans olsa fırsat olsa Kiev maçlarına Salah'ı Kim Minji ile çıksak. Hatta ilk maça çıksak güzel avantajlı skoru elde etsek öyle gitseler kimsenin sıkıntısı olması. Çünkü 2 hafta, 3 hafta muhtemelen orada 2 haftalık bir süreç olacak. Yeni transfer etsem bile futbolcuyu ee, hazırlanması için olacaktı. Allah hakkımızda ayrısını versin arkadaşlar. Ama ben şunu söyleyeyim. Ee, hala ve hala belirteyim. Eğer şu Kiev maçı olmasaydı Atilla Salahi'yi %100 gitti derdim ben. %100 gitti derdim. Bak gidiyor derdim hatta. Ha şimdi şunu söyleyebilirim. %100 kalıyor diyemem. Ama şu maçları atlatmamız lazım. En azından Serdar Salahi tandemi. E. Bakın yedek yok. Tisserant'ı miserant'ı almadık. Anlatabiliyor muyum? Şu maçın arefesinde bu imkansız gibi bir şey. Bir de 4 gün var maça. Bence oyalama taktiğini yaparız. Fakslar gelir, fakslar gider. Şöyle olur, böyle olur falan filan. Son olarak da sol bek arayışı. Fenerbahçe'nin sol Giuseppe Pezzala için İtalyan kulübü parmayla pazarlıkları sürdürdüğü haberlerini yaygınlaştırdılar arkadaşlar. 24 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'de de oynamak istiyor. Son olarak da bir tane daha bir şey sıkıştırayım araya. Ya 4 milyon euro falan filan diyor. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe diyor ki siz alt dik takımısınız. Ben bu oyuncuya peşin 2 vereyim. Peşin 2 milyon euro. Bunlar da diyor ki peşin vermeyelim kiralayalım. Bizimkiler de opsiyon koyduralım diyor. Opsiyona da 4 koyduralım. Biz de opsiyona 4 koydurmayız. Bari zorunlu alma opsiyonu 2-2,5 koyduralım diye. Bence bu biraz daha uzar. Ha iş olur mu? Valla benim gözümdeki Jesus profiline göre bu olmaz. Benim Jesus profilime göre, kafamda çizdiğim Jesus profiline göre bu transfer gerçekleşmez arkadaşlar. Hocam Marcelo mu olacak? Bence Şampiyonlar Ligi gruplarına falan kalındıktan sonra sol bek alınacak. Bakın bu dediğimi unutmayın. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalındıktan sonra dedim Maalesef büyük bir hata yaptım. Ee, bence Kiev maçından yani iki maç oynandıktan sonra ancak sol alabiliriz. Şu süreçte zor zannetmiyorum sol düşüneceğimizi. Hayırlısı olsun. Ha bu da Noah'ın girişini de geciktirebilir. Nova'da teklifler var. Bakın biz kullanıyoruz deyip geciktirebilir. Son olarak Tisserant için İstanbul'a geliyorlar demiş. Serie A ekiplerinden Yudinese Fenerbahçe'nin stoperi Marcel Tisserant'ı kadrosuna katmak istiyor. İtalyan seri yakiplerinden Udinese, demokratik Kongolu'yu almak için. Şimdi çok güzel bir haber. 3 milyon euroyu gözden çıkarttı diyor. Fenerbahçe'nin şu anda 4 stoperi bulunuyor. İyi teklif gelmesi halinde kim ya da Salahay'ın ayrılması muhtemelen falan filan diyor. Valla ben Tisserant için şunu söyleyeyim. Ee, ağır, yavaş bir stoper. Yani stoperlerin geneli aslında ağır olur ama bizim sistemimizde ağır stopere yer yok. Evet zamanda 4 milyon euro aldın ama her aldığın futbolcudan sıfır zarar elde edeceğin diye bir şey yok. Kimisini başka şeyle karşılarsın, kimisini başka şeyle karşılarsın. Ben Tisserant'ın hala kulüpte kalıyor olmasına şaşırıyorum. Kolkır, Lemos, biz insan gibi bu arkadaşlara diyoruz ki gidin 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 yok. Gidin 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 yok. Sonra biz de düz madem öyle görüşeceğiz diyoruz. Yani madem öyle görüşeceğiz diyoruz. Bu arada A Spor'da da bir tane şahıs var. Güya Fenerbahçeli. Ya işte Joshua King niye 25 dakika konuştu falan filan diye. Kurban olayım. Siz bunu çevirin. Joshua King'e çevirin. Tercümanlar anlatın. Deyin ki sana böyle böyle dedi. Ya bak bu Joshua King en son Everton'a delilendi. Hattrick yaptı. Sezon boyunca delilensin. Vallahi billahi sezon boyunca delilensin. Öyle bir top oynasın ki. Top etsin birilerine. Orada 8 milyon euro yazıyor. Sezon bittiği zaman orada 28 milyon euro yazsın. Ulan 31 yaşına gelmiş futbolcumuz var. Çatır çatır teklif alıyor diye biz burada Sevinç'ten dört köşe olalım. Vallahi bak. Biraz da biz yani yüksek motivasyon için kullanalım. Ya biri şöyle, biri böyle. Beni kimse alakadar etmez. Ama Fenerbahçe futbolcularına yalvarıyorum, rica ediyorum. Çıksınlar sahada göstersinler. Yani çıksınlar Sahada göstersinler. Ne yapacaklarsa sahada göstersinler. Ya sahada göstersinler abi. Yok işte aslı olan Fenerbahçe'dir bilmem nedir falan. Ben sahada görmek istiyorum. Tamam. Ben sahada görmek istiyorum. İnşallah da Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla donatılmış bir sezon olur. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.